Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'ta basit pafta tasarımı yapmayı göstereceğim. Daha önce mimari pafta türlerini tanıttığım bir video çekmiştim. Bu videoda ana görsel odaklı bir pafta tasarımı örneği hazırlayacağız. Bu pafta türünün merkezinde projeyi anlatan bir görsel bulunur ve paftanın tamamını kaplar. Paftayı anlatan diğer boşluklarda da plan, kesit, görünüş, diyagram gibi çizimler ve açıklamalar bulunur. Önceki videoda bu tarz pafta örnekleri göstermiştim. Bu videoda bu tipte bir pafta örneği yapacağız. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paftada kullanmak için ArcDaily listesinden bulduğum bir projeyi seçtim. Bu sitede her fonksiyondan pek çok örnek proje inceleyebilirsiniz. Projeye ait görseller, plan, kesit, görünüş ve diyagramların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ben bulduğum bütün görselleri ve çizimleri bilgisayarıma indirip düzenledim. Projenin linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Siz de denemek isterseniz bu sitedeki örnek projeleri inceleyerek kendiniz bir pafta tasarımı yapabilirsiniz. Photoshop'ta ilk olarak A2 boyutunda bir pafta oluşturuyorum. Ben daha önce pafta ölçülerini kaydetmiştim. 420'ye 594 mm dikey bir sayfa seçiyorum. Çözünürlüğü 300'de bırakıyorum. Color Mode kısmından RGB ve CMYK seçenekleri bulunuyor. Siz eğer bu paftayı çıktı alacaksanız, renklerin çıktıda ekranda gördüğünüz gibi çıkmasını istiyorsanız CMYK seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer çıktı almayacak, sadece dijital bir poster hazırlayacaksanız RGB seçmeniz daha doğru olacaktır. Bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra indirmiş olduğum renderlardan bir tanesini seçip Photoshop'a sürüklüyorum. Bu görsel posterin merkezinde olacağı için bu şekilde büyütüp paftanın tamamını kaplayabilirim. Görseller zaten dikey çekilmiş olduğu için oldukça basit bir şekilde paftayı kaplayabiliriz. Ancak eğer elinizde yatay bir görsel varsa bunu nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. İlk olarak görseli mümkün olduğunca büyütüyoruz. Şimdi ben bu üst kısımda kalan beyazlığı bu gökyüzüyle doldurmak istiyorum. İlk olarak layer'ımıza sağ tıklayarak Rasterize Layer'ı seçmemiz gerekiyor. Sonrasında gökyüzünü kaplayabilmek için Clone Stamp aracını kullanabiliriz. Kısa yolu S. Bu komut fırça gibi çalıştığı için mouse'umuzun sağ tuşuna basarak fırça ayarlarımızı yapabiliriz. Ben Soft Brush seçerek boyutunu ayarlıyorum. Bu komutu seçtikten sonra Alt tuşuna basarak klonlamak istediğimiz alanı tıklıyoruz ve o kısmı klonlamış oluyoruz. Sonrasında fırçamızla boyar gibi istediğimiz kısmı boyayabiliriz. İhtiyaç duydukça Alt tuşuna basarak yeni bir kısmı klonlayarak yeniden aynı işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Bir süre sonra bütün gökyüzünü tamamlamış olacaksınız. Daha rahat boyamak için fırçamın boyutunu büyütüyorum. Ara sıra gökyüzünde dalgalanmalar görülebilir. Beğenmediğiniz bir kısım olduğunda daha yakın bir yerden gökyüzünü klonlayarak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz paftanın en üstüne kadar gökyüzünü çıkarmayıp fırçanın opasitesini düşürerek giderek beyazlaşacak bir görüntü de elde edebilirsiniz. Arka planımı oluşturduktan sonra projenin ismi, mimarı, tarihi ve metrekaresi gibi bilgileri text komutunu kullanarak yerleştiriyorum. Projeye ait vaziyet planını postere sürüklüyorum. Arka planı beyaz olan görseller için layer modunu multiply'a getiriyorum. Bu layer modlarından başka modları deneyerek istediğiniz etkiyi sağlayabilirsiniz. Çizimin altında bulunan kuzey oku ve ölçeği de Ctrl+X ve Ctrl+P tuşlarıyla kesip yapıştırarak boyutlandırıyorum ve istediğim yere yerleştiriyorum. Thank you.
Bu işlemleri diğer bütün çizimler için gerçekleştirip bir pafta oluşturuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken kısım ölçek. Ben burada kullandığım görsellerin ölçeğini bilmediğim için birbirleriyle uyumlu olacak şekilde yeniden boyutlandırıyorum. Ancak siz eğer AutoCAD'den ölçekli bir çizim getiriyorsanız, o çizimi paftanıza attıktan sonra boyutlandırırsanız ölçeğini bozarsınız. Bu yüzden bunu aklınızdan çıkarmayın. Ölçekli çıktı alıp Photoshop'a aktarma ile ilgili bir video çekmiştim. Ona yukarıdaki karttan bakabilirsiniz. Bütün çizimleri yerleştirdikten sonra sağ kısma iç mekan görseli ekliyorum. Bu görsellerin renginin sizin paftanızın genel rengiyle uymaması durumunda rengiyle biraz oynayabilirsiniz. Bunun için sağ altta bulunan Adjustments kısmından Hue and Saturation'ı seçiyorum. Bu efektin sadece bu render layer'ını etkilemesi için buradaki tuşa basmanız gerekiyor. Buradaki ayarlarla oynayarak iç mekan görselinin paftanın genel rengiyle daha uyumlu olmasını sağlıyorum. Aynı Hue and Saturation layer'ını
alttaki render layer'ın üstüne kopyalıyorum. Getirmiş olduğum bu layer'ın yalnızca alttakini etkilemesi için Ctrl Alt ve G tuşlarını aynı anda basıyorum. Sonrasında paftadaki son düzenlemeleri yapmak için soldaki cetveli sürükleyerek görselleri hizalayarak istediğim gibi hazırlıyorum. Paftayı bitirdikten sonra File kısmından JPEG olarak bilgisayarıma kaydediyorum. Paftanın son hali bu şekilde oldu. Ben bu yöntemi kullanarak 3 tane pafta oluşturdum. Seçeceğiniz arka plana ve görsellerin yerleşimine göre farklı paftalar ortaya çıkabilir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.